Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu videoda Kankırır10 isimli elimdeki en zayıf hesaplardan bir tanesinde deli dolu kıvamda bir yükseltme videosu çekeceğiz. Hemen şöyle bir elimizdeki büyü öyleri sizlere bir göstermek istiyorum. Bütün kitaplardan birer tane mevcut. Her şeyin kitabı dahil olmak üzere özür diliyorum. Büyük kitabımız yok. Şimdi geldi aklıma. Alt taraftaydı ya gözükmedi. Büyük kitabımız yok. Olanları değil de olmayanları söylesek daha mantıklı olacak. Büyük kitabımız yok. İnşaatçı altın ve iksir ürünümüz yok. Onun haricinde her şeyimiz tıka basa dolu arkadaşlar. Bütün çekiçlerden birer tane mevcut. Yetmezmiş gibi üstünde birer tane daha çekiç satın alacağız. Yani 8 tane çekiç kullanacağız bu videoda. Dersime çalıştım. Ödevlerimi yaptım. Altın iksir ve kara iksir depolarını tıka basa doldurdum. Bununla birlikte bu hesapta etkinliği de tamamlamış bulunmaktayız. Hatta ekstra zımbırtılarımız da geldi. Bir süredir oyuna giriş yapmamıştım. O yüzden ganimet arabamızda 3'er milyon altın iksir ve 30 binin üzerinde de kara iksir var. Bununla birlikte ödevimi çalıştım, dersimi yaptım. Şaka yapmıyordum bunu söylerken. Sezondaki görevlerin tamamını da tamamladım. Ve en sondaki kahramanlar kitabını da açtım arkadaşlar. Öyle ki buradaki eğitim iksirini falan bile almadım yani. Hepsini mümkün olduğunca videoya saklamak istedim. Bununla birlikte hesaptaki son durumlara bakacak olursak 67 kral, 68 kraliçe, 60 koruyucu ve 33 seviyede kraliye şampiyonumuz var. Yani düşük bir hesap olduğu zaten her haliyle ortada. İşte bu yüzden zaten bu hesapta belediye binası 17 öncesi yükseltme videosu çekmeye karar verdim. Üst taraftaki hesaplarımızda sıkıntı yok. Her şey 10 numero 5 yıldız. Güzel ilerlediğimizi söyleyebilirim ama alt taraftaki hesaplar birazcık daha çalışmaya ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Olmayan şeylerden de bahsedelim. Maalesef baskın madalyam yok. Şu anda da pazar günündeyiz. Ee, baskın saldırılarını başlattım. Önümüzde de klan savaş ligleri olduğu için. <laughs> Aman diyeyim yani güç ve kahraman ikisini bayağı bir lazım olacak. O yüzden baskın saldırılarını da yapacağım. O açığı da o şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet vaziyetler bu şekilde. Yükseltmelere başlamadan önce ufak bir duyuru geçmek istiyorum. Sevgili sponsorumuz vatangame.com üzerinden hemen hemen bütün mobil oyun alışverişlerinizi oldukça uygun fiyata ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sadece Clash of Clans da altın bilet değil. Oynadığınız neredeyse hemen hemen bütün oyunların satışları internet sitelerinde mevcuttur. Razer ile işbirliği içerisinde bir firmadır. Bazen özellikle bazı oyunlarda hatırı sayılır miktarda indirimli satışlar oluyor. Hani alışveriş yapmadan önce bir bakmanızı tavsiye edebilirim. Açıklamalar kısmının en tepesinde ve yorumlar kısmında tepesine sabitliyorum. Referanslı kayıt linkim var. O linke tıklayarak siteye üye olabilirsiniz diyelim ve yükseltmelerimizi yapmaya başlayalım. Evet efendim bir klasiktir. Ben genelde yükseltme videoları çektiğimde ilk başta hirolardan başlarım. Aslında belediye binası 16'dan sonra hiroları yükseltmek öyle eskisi kadar ahım şahım bir önem arz etmiyor. Malum güç iksiri ve kahraman iksiri basınca belediye binasının izin verdiği ölçüde makslanıyor zaten. Ama yine de gerek defansta gerek günlük kullanımda hiroların seviyesi önemli. O yüzden ilk etapta ben hirolardan başlamak istiyorum. Elimde bir tane kahramanlar kitabım var. Bir tane de sezondan gelecek. İki tane de kahramanlar çekici kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hangisini basmak mantıklı olur? Ben genelde en pahalı olandan yana hakkımı kullanıyorum. Bir de laboratuvarda da yükümüz olduğu için arkadaşlar koruyucuya da seviye vermek içimden gelmiyor açıkçası. Baktık ki videonun sonunda elimizde iksir kaldı. O zaman koruyucuyu kendi süresiyle bitmek üzere belki bakarsınız yükseltmeye alabilirim. Bakacağız. Dolayısıyla maliyetlere bir bakalım. 275 şampiyon, 198 kraliçe, 185 bin kare iksir de kral istiyor. Şimdi rünüm var ama öyle bir ayarlamam lazım ki bu elimdeki depodaki kare iksirden en verimli şekilde faydalanmam lazım. Mesela Biriçeyle ve kralı kitapla bassam depo yeterli olur mu acaba? 190, 200 doğunu, 198, 385 bin bak. Diğerlerden bir 35 bin kara iksir bulur. Bunun ikisini basar. Kara iksir depomuzu sıfırlarız. Sonrasında da rünü tekrardan kullandığımızda yine bir full depo kara iksirimiz olmuş olur. Şampiyonu bassam ne olur? 275, 280 desen 100 bin. En azından bir 85 bin kara iksire daha ihtiyacımız olur ki ikinci bir yükseltmeyi yapalım. Peki 85 bin kara iksiri bulabilir miyim ben? 30 bin burada geriye kaldı 50 bin. O da buradan çıkmaz gibime geliyor. 20, 30, 20 bin kara iksiri daha açığımız var. Keşke bir baskın madalyamız olsaydı şampiyonla yapardık bu komboyu ama sıkıntı yok. O zaman geliyorum. 198 bin kara iksir karşılığında kahramanlar kitabının marifetiyle iki gözümüzün çiçeği Nazlı Kraliçemizi 68 Aksaray'dan 69 Bayburt'a yükseltmiş oluyoruz. Ne kaldı elimizde? 182 bin kare iksir. 3.000 kare iksire ihtiyacımız var. Ona her türlü şey ettiririz. Zaten elimde sinsi goblinler de var. 2 dakikalık işe bakar yani ama. Şimdi burada 3 bin, 5 bin yok mu? Ulan vallahi yok. Yapma be. Bir 5 bin kare iksir olaydı. Çok iyi olurdu. Bir dakika ne kadar açığımız vardı? Bir daha bakacağım. 180. Arkadaşlar 3.000 kare iksir için ben 10.000 kare iksiri de almak istemedim. Zaten çok fazla ganimet çıkıyor. Hakikaten hakkını yemeyelim. Ee, bir tane son da alsak yeter yani. Şuraya iki tane atlatma büyüsü sallarım. Şöyle kral uçan kışla hemen şunun özelliğine basarım. Ardından da şöyle 8-10 tane haysiyetsiz sinsi goblini gönderip koruyucunun özelliğine bastım mı bu iş tamamdır zaten. Aha yetmedi. <laughs> beni yalancı çıkartacak ya. Beni bozacak ya. Ondan oluyor arkadaşlar bunlar. Tamam şu alt taraftaki sondayı da alalım. Senin bambalarına mamul Lan 5000 kara iksir için uğraştığımız şu işlere bir bak ya. <laughs> tamam sıkıntı yok. Şu ikinci sondayı alırsak sanki yeterli olur gibi. Üst taraftaki sondayı da aldık tamam. 185 bini gördüğüm anda çıkıyorum. Oyundaki kaynakları mundar etmeyelim arkadaşlar. Yani sonuçta rün kullanacağım değil mi? Boşu başında ziyan olmasınlar. Evet şimdi 185 bin kare iksire ulaştık. Hemen öncelikli olarak şu sezonun sonundaki kahramanlar kitabımızı bir çekelim. Devamında barbar kralımızı ağır abimizi 67'yi şimdi hatırlayamadım. Allah affetsin. 185 bin kare iksirle kahramanlar kitabını kafasında patlatmak suretiyle şakta danak 68. seviyeye yollamış oluyor. Ne ala memleket. Şimdi kitaplar bitti. Sırada ne olacak? Tabii ki de çekiçler olacak. E çekiçleri de müsaade edin de şampiyona kullanalım arkadaşlar değil mi? O kadar da uzun böyle değil bak. Baya bir fark var aralarında. 275 bin kare iksir. Ha, hayvan barınağında petlere de gider mi? Ya bence hero'lar varken petlere basılmaz. Yani maliyetleri daha çok yüksek olsa dahi ben yine de hero'lardan yana çekiç haklarımı kullanırım. Hatta şöyle söyleyeyim eğer video çekiyor olmasam kahraman çekici kullanmam bile yani. Sadece inşaat çekici kullanırım. Laboratuvarda da kullanmam. Bilmem anlatabiliyor mu? Evet o zaman şampiyon ablamızı yükseltmeye başlayalım tam tamına 275 bin kara iksirden tasarruf etmek suretiyle ulan özlemişim lan bu cümleleri kurmayalı bayağıdır yükseltme videosu çekmiyordum. 34. seviyeye yolladık. Hemen geliyorum bir tane daha kahramanlar çekici satın alıyor ve şampiyon ablamızı yüksek müsaadenizle 35. seviyeye kadar yükseltmiş oluyoruz. Ulan 35 İzmir'de değil mi? Evet İzmir'e de selam olsun o zaman. Derler ve giderler. Öyle sanıyorum ki hirolarla işimizi bitirdik. Aslında taşımız olsa bir tane de buradan kahramanlar kitabı alırdık. 160 çıkmaz mı lan? Yok buradan buradan taş olmadığı sürece elimdekileri satarak kolay kolay 500 taşı ulaşamam. Hiç zorlamayalım. Hero faslını kapatalım. Yükseltmelere devam ediyoruz. Pekala efendim. Hero yükseltmelerini aradan çıkarttık. Şimdi sırada laboratuvar yükseltmeleri olsun. Neden? Yani çünkü neden olmasın değil mi? Şu ayağımıza dolanan laboratuvarda aradan bir çıkartmak istiyorum. Hemen elimizdeki kitaplara, çekişlere bir bakalım. İkişer tane savaş ve büyü çekicimiz var. Dört çekiç zaten oradan banko kullanacağız. Her şeyin kitabı var. Bunu muhtemelen kritik bir savunma yükseltmesinde kullanacağım. Bana soracak olursanız şu anda anlık konjonktürde 27-10-2024 tarihi açısından söylüyorum. Her şeyin kitabını kullanmanın en iyi yolu eğer varsa bir ağır savunma yükseltmesi yapmaktır. Kalkıp laboratuvarda hero yükseltmesi falan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Savaş kitabımız var, büyük kitabımız yoktu açıkçası bu işime geldi. Çünkü iksir açısından da sıkıntı yaşayabiliriz. Her ne kadar rünümüz olsa dahi. O zaman ilk etapta şu savaş kitabını aradan bir çıkartalım bakalım. Geliyorum laboratuvarıma. Tabi düşük seviyeli bir hesap olduğu için askerlerimiz de düşük seviyelerde çok da fazla verim elde edemeyeceğiz ama olsun. Hani bir damla bile çeksek okyanustan bu o bize çardır diyeceğiz yani. Evet, şimdi bir bakalım. İksir yükseltmesi yapacağım hiç şüphesiz. Pekka dikkatimi çekti. 17 milyon. Hemen vazgeçiyorum 19 milyona Yeti'yi gördükten sonra. Hele de Titan'ı 22 milyona gördükten sonra gözüm sağa sola gitmiyor. Ben yüksek yüksek müsaadenizle Titan ablamızı 22 milyon kara iksirin ve savaş kitabının bana vermiş olduğu yetkiye dayanmak suretiyle efendime söyleyeyim 4. seviyeye yükseltiyorum ki oyun genelinde de artık maxlanmış bir Titanımız var bu hesapta. Peki büyük kitabımız yok. Her şeyin kitabını da kullanmayacağız dedik. O zaman çekiçlere odaklanabiliriz. İlk etapta savaş çekicimizi kullanalım. Çekiç deyince hiç şüphesiz akla kara iksir birlikleri gelir. O yüzden hemen sağ tarafa doğru kaykılıyorum. <laughs> Mesela binici var 350 bin kara iksir. Cadı var 300 bin kara iksir. Hmm, Ayı boğan var 250 bin kara iksir. Şu anda en mantıklı seçenek bana binici olarak geldi. goleme bak 6. seviyede. <laughs> Milattan önceden kalmış bir golem. <laughs> Tamam birinciyi bir basalım ikinci çekici sonra karar veririz. Tam 350 bin kare iksir hiç fena olmadı. Şak da dana yükselttim gitti arkadaşım. Hemen geldim ikinci çekicimi de alıyorum. İkinci savaş çekicimizle de yani ya cadı basacağız 300 bine değil mi? Ee, ya da cadı basacağız. İki seçenek var arkadaşlar bak. Ya da cadıyı basacağım ya da cadıyı basacağım. Hangisini bassam acaba? <laughs> Onu düşünüyorum şimdi. Yani gözümden bir şey kaçmış mı diye şu anda oyalanıyorum. Yoksa cadıyı basacağım kesin de şöyle iyice bir bakalım. Sonra videodan sonra yorumlarda nasıl görmedin? Nasıl görmedin? 600 bin kara iksire buz golemi basılıyordu. Nasıl görmedin? Şeklinde yorumlara maruz kalmak istemiyorum. Çok can sıkıcı oluyor. Evet galiba yok arkadaşlar. O zaman 300 bin kara iksirden tasarruf etmek suretiyle ikinci savaş çekicimle de cadı ablamızı maksladık mı? Sanırım maksladık. Hayır makslamamışız. Vay vicdansız vay. 360 bin kare iksiri bir seviyede alıyorsun öyle mi? Senin tatlı canın sağ olsun. Tamam. Zaten elimizde çekici yok. Yorgan bitti kavga bitti arkadaşlar. Hemen gelelim büyü çekiçlerimize. Yine kare iksir birlikleri hiç şüphesiz. 350 bin kare iksiri gördüm. Zehir büyüsü var mı sağa sola bakmaya gerek? Yok arkadaşım. Çekici kafasına patlattım. Zehir büyüsünü de sanıyorum maxladık. Hemen geldim. ikinci büyü çekicimi de satın alıyor. Tekrardan laboratuvara giriş yapıyorum. Zehir makslanmış. Şükürler olsun. Listeden bir sıra daha silinmiş oldu. Bu şekilde gidersek elimdeki 20 tane hesabı yaklaşık bir 35-40 sene içerisinde ıncından cinciğine kadar max diyeceğim arkadaşlar. Bana güvenin. <laughs> Şimdi evet kaliteli esprilerimizi bir kenara bırakıp ikinci büyü çekicimizi nerede kullanacağımızı bir görelim. 250 bin kare iksiri karmaşık büyümüz var. Bunu basabilirim. Ama mesela yani 19 milyona da iyileştirmeyi makslanıyor mu? Evet makslanıyor. Acaba diyorum bunu mu bassak? Mesela ama yok ya. Zaten kritik savaşlarda el mahkum güç iksiri kullanıyoruz. Klan savaşları olsun, ligler olsun değil mi? dolayısıyla Sadece bu kalsa bunu basardım bak. Bütün büyüler max olsa sadece iyileştirme ve sarmaşık kalsa iyileştirmeyi de maxlardım. Ama şu etapta kara iksir tasarruf etmek bana daha mantıklı geldi. O yüzden sarmaşığa da bir seviyeyi patlattım gitti arkadaşım. Evet böylelikle savaş, büyü ve kahramanlar çekişlerimizi köküne kadar kurutmuş bulunmaktayız. Şimdi sırada laboratuvarda kendi süresiyle bitmek üzere bir yükseltmeye gitmek olacak. Bunun için ne yapabiliriz? Elimde bir iksir ünüm var bir de kara iksir ünüm var. Peki ben bunların ikisini de kullanmadan acaba diyorum bir yerlerden iksir kara iksir bulsak ucuzundan bir şey bassak mesela 80 bine ya da 77 bine gördüm hız büyüsü var. Yine kara iksir yükseltmesi yapmak istiyorum çünkü kolay kolay yapmıyorum yükseltme videolarının haricinde o kadar hesapta uğraşılmıyor yani. Hani 77 bine en kolay herhalde hız büyüsünü 5. seviye makslanacak bir de. 77 bin kare iksiri çıkarım Bak burada 30 bin vardı. Aşağıda da 30 bin var. 60 ganimet kasılmamız lazım mı? Tamamdır bu iş ya. Evet. <laughs> Tamamdır bu iş. Bak burada bir 30 binimiz var. Şunu bir çekelim. Ama bu sefer de iksir dolacak. Duvar basarız. Sıkıntı yok. Duvar basarız. Ne bu problem o? Şunu da bir çekeceğim. Ne yaptı sana? 51 bin. Şöyle bir 20 bini de çektik mi? Ne yaptı sana? 71 bin. Yine 3000 kare iksir açığımız kaldı değil mi? Ben yine o min kare iksiriz yani. Ama şimdi ayın da sonuna geldik. Abi ziyan edelim gitsin ya. Aman be. <laughs> Aman be. 3-5 bin kara iksir için sonra yine bir dünya tantana yaşayacağız. <laughs> yok D bomba çıktı. Yok yaylı tuzak çıktı. Yok zehir büyüsü kulesi falan fıstık hiç uğraşasın gelmedi. Evet laboratuvara giriyorum. Ulan bir şey kalmadı değil mi? Dur bir kontrol edelim de ondan sonra. Aynen bir şey kalmamış arkadaşlar. Şükürler olsun diyor. Laboratuvarda efendime söyleyeyim. 77 bin kare iksir karşılığında hız büyüsünü de kendi süresiyle bitmek üzere 5. seviyeye yollamış oluyoruz. Böylelikle laboratuvar faslına da noktayı koyduk. Devam. Evet efendim laboratuvar tamam. Hirolar tamam. Şimdi sıra geldi en tatlı, en ballı, en kaymaklı kısmına. İnşaat yükseltmelerine başlayacağız elimde bir tane inşaat kitabı var iki tane inşaat çekici kullanacağım bir tane de her şeyin kitabı var eğer kaynaklarım buna izin verirse hepsini de kullanmayı düşünüyorum zaten zayıf bir hesap olduğu için ihtiyacımız da olacak şimdi ilk etapta şu kitabı ve her şeyin kitabını aradan çıkartmak istiyorum mesela kitabı nerede kullanabiliriz cehennem kuleleri e, maxlanacak mesela burada atıyorum çekişte kullanabiliriz mantıklı olur ama iki tane çekicimiz onu. hatta bir şey söyleyeceğim önce çekiçleri kullanalım kafamızı karıştırmasın değil mi? Çekicin yeri en nihayetinde bellidir arkadaşım. Mesela en başta kartal topu. Tamam monolit tamam. Mesela sonrasında kaya saçarlar bak. Birinci kaya saçar ikinci kaya saçar. Bir tanesi max diğeri maxlanmamış o zaman ilk etapta kaya saçarı aradan çıkartabiliriz. Tam tamına 22,5 milyon altın bakın işin güzelliği burada işte. 15 günde bekleme süresi var. Gerek kirolardan gerek de laboratuvardan hem nicelik olarak hem de nitelik olarak çok daha kıymetli yükseltmeler oluyor. İkinci kaya saçarı da maksadım gitti. Bu saatten sonra rakipler düşünsün diyeceğim de ne düşünecekler arkadaş? Ormanları sarmaşıkları sallayıp çatır çutur zaten. Artık jargonumuz da değişti yani. Oyundaki değişikliklerle birlikte. Evet hemen geldim. İkinci çekicimi de satın alıyorum. Ten saçarlarının ardından ...sayısal olarak daha kolay maksandıkları için Cehennem Kuleleri ve Seken Toplar Çoklu Okçu Kuleleri geliyor. Mesela de mantıklı olur ama eğer listeden sıra silinecekse... ...bak mesela burada iki tane 9. seviye XY var. Bir tanesini maksamışız. Benim dördüncü XY'in de aha da işte burada 10. seviyede. Bak ikinci çekici XY'ni maksamak için kullanabilirim. Bu birinci seçenek olarak aklımızda dursun. İkinci seçenek olarak Seken Toplar ve Çoklu Okçu Kuleleri dikkatimi çekiyor... Mesela bu 22 milyon. X'yi ne kadar? 21 milyon. Bak 1 milyon ganimet avantajı. xe'yi 15 gün sürerken seken top ise 15 gün 12 saat sürüyor. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Ben kararımı verdim. Seken top basacağım. Ki beni diğerinden son 16 geldiğinden beri ben ısrarla şunu söylüyorum. İddialı olmamakla birlikte. Yani kesin doğrusu budur demiyorum ama içimden hep böyle geliyor. Bana soracak olursanız seken top monolitten de kaya saçardan da X yayından da Hepsinden de daha beter bir savunma arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla ben hakkımı seken toptan kullanacağız ama bazen işte kritik binalar giriyor araya. Mesela kışla laboratuvar gibi öyle bir şey var mı ona da bir bakacağım. Varsa bir hayvan barınağı vardır. Açıkçası onunla da uğraşmayacaktım zaten. Zaten maxmış. Tamam. O zaman gönül rahatlığıyla seken toplardan bir tanesini ikinci seviyeye maxladım arkadaşlar. Şükürler olsun. Şimdi İki çekicimizi de kullandığımıza göre sırada inşaat kitabı ve her şeyin kitabı olacak. Bununla yine aynı şekilde ikinci seken topa çalışmak istiyorum. Yani cehennem kulelerini göz, göz atmıştık ama şu etapta ikinci seken topu maksamak daha mantıklı olacak. Altın ürünümüz var. Full depo ganimetimiz var. Mantıklısı olan budur arkadaşım diyor. 22 milyonu patlatıyor. İnşaat kitabıyla da şakladanak seken top sırasını listeden çekip çıkartıyorum arkadaşım. Hadi bakalım. Birazcık düşünebilirler rakipler bu yaşamada. Hani birazcık fazla düşünmelerine gerek yok ama birazcık böyle sıkıntıya girebilirler artık. Evet. 1 milyon altınımız var. Bu altını değerlendirebilir miyim acaba? 2 milyon mu istiyordu şu beyaz duvarcıklarımız? Evet, 2 milyon istiyor. 1 milyon bir yerlerden çıkar mı? Burada 3 milyon var. Bir daha 4 milyon. Oldu mu sana iki tane duvar. Topla gitsin arkadaşım. Hemen geldi. Böyle sırayı da tamamlamış oluruz. Bir şöyle iki. Kankarır kardeşi videoda duvar basmadı da demezsiniz artık değil mi? Evet. Şimdi altın depomuzu sıfırladığımıza göre hemen geliyorum. Rünümüzü kullanıyorum. Her şeyin kitabını kullanmak üzere yapacağımız bir yükseltmeye karar vermemiz gerekiyor. Yine XY birinci seçenek. Devamında da bu sefer çoklu okçu kulelerini göz kestirmek istiyorum. Mesela bu ne kadar istiyor? 22 milyon. Yine maliyet olarak XY'nin önüne geçti. 15 gün sürüyordu yanlış hatırlamıyorsam bu 15 gün 12 saat. Yani seken topla kafa kafaya aynı gittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyin kitabını kullanmak için de muhteşem bir fırsat olarak düşünüyorum ben bunu değerlendiriyorum. Dolayısıyla patlattım her şeyin kitabını da kullandım gitti arkadaşım. Evet şükürler olsun bu da tamam. Dolayısıyla kitaplarımızı büyülü öğelerimizi kullanmış olduk. Hala da iksir ünüm ve kara iksir ünüm var. Elimden gelirse kullanacağım arkadaşlar. Ama böyle sırf kullanmış olmak için de ziyan etmek istemiyorum. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi e, ne yapalım? Bir duvar yüzüklerine mi bakalım? Duvar yüzüklerimiz var. Kaç tane? 23 tane. Tamam basalım. Basalım. Şöyle beyazlardan da Arkadaşlar hangi duvarı bastığınızın pek bir önemi yok. E, bir duvar yüzüğü eşittir 1 milyon altın. Yani bastığınız duvar 1 milyon veya üzerinde bir fiyattaysa duvar yüzüklerini her halükarda maksimum verimde kullanmış oluyorsunuz. Mesela atıyorum bu 3 milyona basılıyor ya 3 tane duvar yüzüğü istiyor. Bir sonraki seviye duvar 4 milyon basılıyor 4 tane duvar yüzüğü istiyor. Ama ben isterdim ki oyunda şu duvar yüzüklerinin kapasitesi arttırılsın. Mesela max duvarları en azından 8-10 tane basabilecek kadar arttırılmasını talep ederdim ben sevgili Supercell kardeşten. Mesela o da kaça tekabül eder? 8 milyon ya da 9 milyon neyse işte. Yani bir yüze kadar çıkartsınlar bunu be kardeşim. Nedir yani? Para mı veriyorlar sanki? Yapıştır oraya yüze kadar videolar daha güzel olsun değil mi? Mesela. Evet. Ya da benim gibi böyle istifçi. istifçiler daha keyifli bir şekilde yüzükleri kullanırlar. Hani düşük seviye duvarlardan basıyorsun bayağı bir ama yüksek seviye duvarlardan iki tane basıyorsun. Üçüncüde <laughs> kala kalıyorsun öyle. Sanırım duvar yüzüklerini de aradan çıkarttık. O zaman şöyle bir genel kontrol yapıp hemen geliyor. Evet efendim şimdi çekiçleri kullandık. Çekiçlerle alakalı faslı kapattık. O açıdan kafamız rahat. Böyle baktığımda duvar yüzüklerine varana kadar. Ha şu engel küreklerini bir aradan çıkalım. Ondan sonra da ne var ne yok toplamaya başlayacağım. Galimet açısından. Şöyle bir kullandığımı depoya atıyorum. Şöyle iki kullandığımı depoya atıyorum. Ve şöyle üç uzatmayalım. Sağda solda aramayalım başka bir şey. Üçüncü engel küreğimi de kullandım. Başka bir şey var mı? Havanozlar, mavanozlar, ıvır zıvırlar bir şeyler var. Bunlarla işimiz yok. İksir ürünümüz ve kara iksir ürünümüz var. Öncesinde ne var ne yok alayını bir toplayalım arkadaşlar. Hatta şuradakiler dahi. <laughs> 260 iksir alabileceğim bir şey var mı? Ee, şimdilik dursun zaten etkinlik bittikten sonra da toplama işi devam ediyor. Belki bakarsınız bir şey ihtiyacım olur orada kullanırım. Şu sezondaki ödüllerimizi bir toplamaya başlayalım bakalım. Ama kara iksiri toplay toplamak için biraz daha mantıklı hareket etmem lazım. Kara iksirin haricinde her şeyi toplayabiliriz. Mesela iksir altın fazla olur duvar basarsın ama atıyorum bir 70 bin kara iksir kaldı elinde. Rünü de kullanman gerekiyor. Öyle ışık görmüş tavşan gibi kala kalırsın yolun ortasında. Kara kara düşünürsün ne yapayım diye. O yüzden kara iksir lan gerçi kara iksirleri de almıştık değil mi biz? He doğru ya. Karanlık tarafı da gideceğiz bu arada. Tamam tamam bir 10 bin kara iksir orada çok sorun değil. Onu da almayı veririz. Yok mu lan kara iksir? Kaynak iksirini sat. Ulan vardı ya kavanozu sat. Şunu sat. Yokmuş almışız hepsini. 2 saattir ben de goy, goy yapıyorum burada. Tamam şimdi o zaman elimizdeki varımız yoğumuz bu mu? Klan kalesindeki ganimetleri de toplayalım. Ne kadar altınız var? 8 milyon arkadaşlar. 5 tane işçiyle sıra geldi. Kendi süresiyle bitmek üzere yükseltmeler yapmaya. Tabii mümkün olacak mı bu eldeki ganimetlerle? Zor gibi gözüküyor. Hero basmadığımız takdirde. Bomba kulesi kritik bir binadır. Basılması gerekir. En tepeye de koymuşlar. Böyle aklımı çeliyor ama okçu kulesi ve toplar benim için öncelik ihtiyaçları arkadaşlar. Malum sebeplerden dolayı. Mesela burada 5 milyona bir tane basabiliyorum ama ikinciyi basamadığım için bir anlam ifade etmiyor. 8 milyonu okçu kulesine basacağım. Bak görüyorsun değil mi? 8 milyon altının var. Bomba kulesi en tepede duruyor ve ben bomba kulesi değil okçu kulesi basıyorum. Neden? Belediye binası 17 gelecek. Vatandaşlar diyecek ki biz iki tane daha çoklu okçu kulesi getirdik. Al başına belaya. Bu seviyelerde sonra aylarca yine uğraş. Belediye binası 16 geldiği zaman neler çektiğimi bir ben biliyorum. Bir Allah biliyor bir de beni izleyenler. <laughs> çok fazla uğraşmıştım. Çok fazla mesai harcamıştım. Kolay olmamıştı yani. O seken topları, çoklu okçu kulelerini almak hakikaten çok zorlamıştı beni bu kadar hesapta. O yüzden şimdiden hazırlık yapıyoruz. Peki, bir tane işçinin yükünden kurtardık. 11 milyon iksirle yapacak bir şey var mı? Duvarların haricinde iksirle yapabileceğimiz hiçbir şey yok ama şimdi aklıma geldi. Laboratuvarda bir tane hızlandırma kullanalım. Evet, 4'e düştü. Şu sezondaki araştırma iksirini de alalım efendim. Gayet güzel. Nokta atışı. Bu ne lan? Arkada şu olaya da uyuz olum. Taşla yükseltme yapılan Neyse tamam girmeyeceğim oralara. Hayır yani hiçbir işe yaramıyor. Sadece arada yanlışlıkla elim diyor. Ara yüze giriyorum. Oradan çıkacağım diye harcadığım gigabaytlara kalorilere yazık yani. Bilmem anlatabiliyorum. Ve <laughs> hayvan barına şey var. Demirci var. Demirci de yükseltme yapacaktım. Bir miktar cevherlerim var. Burada hakkımı ben hız şişesinden yana kullanmak istiyorum arkadaşlar. Onu da 17. seviyeye kadar yükseltiriz. Şöyle 15 Şöyle 16, şöyle 17, evet 18'e yetmiyor. Mor zımbırta eksikliğinden dolayı. Ama 17 seviye hız seviyesi de gayet güzel oldu arkadaşlar. Saldırılarda bayağı bir fark edecektir hiç şüphesiz. Peki başka. Başka başka başka. Ee, rünler kaldı değil mi? Eğer kullanacaksak tabii ki de. Rünleri kullanmadan önce bir hesap kitap yapmam lazım. Klan savaş liglerinin başlamasında ne kadar kaldı? Ayın 27'sindeyiz şu anda. Hemen bir takvimimi açıyorum. 27, 28, 29, 30, 31. 2 günde gecikmeli başlasam 5, 6 gün falan. E o zaman hazırlık gününü de falan koysan ben hero yükseltmesi yaparım kardeşim. Kimse de beni tutamaz yani. Ha onu da söyleyeyim. O zaman şu kara iksir ünümüzü bir kullanalım. Hatta ve hatta iksir ünümüzü de kullanalım. Ama önce şu hero'ları bir basalım. Ucuzlarından 190 bine barbar kralımızı gönderdim. Kaçıncı seviyeye? 69 Bayburt'a. Devamında 190 bin kare iksir kaldı. 203. 13 bin kare iksir lazım. Pamuk eller saldırı butonuna. 3.000 kare iksir. Şu binayı alalım. 10 doları depolara alalım. Çıkalım arkadaşlar buradan. Değil mi? Taş attıkta kolumuz mu yoruldu yani? Şöyle alabildiğimizi alalım. Kare iksir deposunda bir şey. 36 kare iksir var. Ki onu da zaten istemsizce almışız. Tamam. 194 bin. Yıldız bonusundan da geldi 3-5 kuruş bir şeyler. Devam ediyorum. 10 bin kare iksir ama uyuz mu uyuz bir köy çıktı. Hiç uğraşamayacağım şimdi bu yaştan sonra. Evet. Bak kolay. Buradan 10.000 kare iksirimiz var. Hatta bu saldırıyla birlikte amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum. Bol miktarda da sinsi goblinim var. Üçüncü sondayı göremedim. Birinci burada. Şurada var bir tane. Buraya da bir tane atlatma çakalım. Bir tane atlatma düşelim. Şuraya. Reliçe. Şampiyon. Koruyucu. Arkasından da haysiyetsizlerimizi bir gönderip koruyucunun özelliğine basalım. Tamam. Depoyu aldık mı bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şurada da bir sonda varmış. Gelmişken bunu da alalım. İksiri de alalım. E madem o kadar uğraştık şuradaki depoyu da alalım. Arkadaş bir başladın mı çıkamıyorsun. Çekirdek gibi aynı ya. <laughs> oyunda ganimet kasmak çekirdek çitlemeye benziyor arkadaşlar. Evet. 203 bin. Kaçtı? 203 müydü? 204 müydü? İnşallah 203'tü ya. Dur bakalım. Kaşla yüz arasında bir buçuk milyon iksir kastık. Lan. Ganimetler çok iyi geliyor. Evet. krediçi 203 bin. Hemen onu da yüksek müsaadenizle Bayburt'tan Karaman'a yolladım gitti arkadaşlar. Evet. Var mıdır bilmiyorum ama 70 Karaman'a da bizleri Karaman'dan izleyenleri Karaman'a gönül vermişlere selam olsun. İnşallah plakaları yanlış hatırlamıyorum. Kendi kendime böyle anlatıyorum. Yok oradan oraya gittik buradan buraya gittik de insan yanılıyor bazen. Siz yine kontrol edin tamam mı? 69 Bayburt ama ondan adım gibi eminim. <laughs> evet şimdi. Kara iksir depomuzu da sıfırladık. 12 milyon iksirimiz var. Koruyucuyu yükseltmek için 16.7 milyon iksiri ihtiyacımız var. Gayet tabii ganimet kasılarak yapılır ama duvarlar da bizim. İksirle yapacak bir şey yok. İksir ürünü kullanmaya da yer çıktı. E o zaman şu iksiri sıfırlayalım. Ne? İksiri sıfırlayalım arkadaşım. Rünümüzü kullanalım. Kesin vardır 2 milyona basılacak. Evet 3 tane duvar kalmış. Böyle bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Üçüncüyü de ben bulayım desem acaba kaç yıl harcarız burada? Ama şimdi bir inada biniyor ya iş. Heh, buldum vallahi buldum. Şükürler olsun içim rahat. Bu akşam rahat uyuyacağım. 4 milyon iksirimiz kaldı. O zaman 3 milyonluklara da başlayalım. Şöyle bir noktadan referans seçelim kendimize. İksir ürünümüzü de kullanıyorum. Ve devamında koruyucu abimiz de 16.7 milyon iksir karşılığında 8 gün sürüyormuş. Hızlandırma hızlandırma ayarlarız bir şeyler. Sıkıntı yok. İki tane hızlandırma çaktım zaten bir gün tasarruf ediyoruz. Olabildiğince de geç girerim lige. Ayarlarız bu işi. Evet. Yalnız var ya hirolar sağ olsun 4 tane işçiyi doldurmayı başardık. Geriye kaldı bir tane. O da nazar boncuğu olarak boşlukta dursun arkadaşlar. Ee, o esnada son iksirlerle de iki tane daha duvar basalım şöyle. En azından sırası belli olsun. Bir sonraki seferde duvar basacakken nereden bassam diye düşünmemiş olayım değil mi? Aynen. E tamam bitti o zaman. Öyle mi? Karanlık taraf geldi. Kaldı. Oraya da gideceğiz. Burada da birer milyon altın iksirimiz var. E bitti arkadaşlar. Şaka maka vallahi bitti. Haftalarca hatta belki aylarca biriktir biriktir. Kaç dakika olmuştur bir bakayım. Yarım saatte hepsini harca. Aa! <laughs> ne ala memleket. Burada bir şeyler varmış. Beleş. Burada da başka bir şey yok. Tam ana tarafı bitiriyorum o Evet efendim şimdi de karanlık tarafa gidelim. Birkaç tane karanlık iş çevirelim. Sezon görevlerini tamamlayacağım diye istemsiz bir şekilde altın ve iksir depolarını da doldurdum. Burada da neredeyse tıka basa dolu bir iksirimiz var. Bakalım neler yap. Basabiliyorsam direkt binayı basacağım. Yok bina varmış basmadığımız henüz. Peki bunu alıp diksek. Aa iksir şeyimiz yetmiyor değil mi? Bir dakika ya. Tamam. Ha, 3 milyon evet yetmiyor. O yüzden listede gözükmedi. O zaman el mahkum iksir deposu basacağız. <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Şöyle bir tane iksir deposu basalım arkadaşlar. 1 milyon altın karşılığında. Yapıştırdım gitti. Madem depolardan başladık. Depolardan devam edelim. Ulan zaten 2 tane işçimiz var. Arkadaş burada da işte uyuz oluyorum. Yapacak bir şey kalmıyor burada ya. Her geldiğimde de burayı gömmeden duramıyorum yani. Bebek ejderi yükseltelim. Sürekli bunu kullanıyorum. Etkinliklerde bayağı bir işe yarıyor. Bunları tekrardan bir toplayalım. Hatta ve hatta depo 2.5 milyon. Duvar mı basacağız? Bir tane işçi boşta. Arkadaşlar duvar basacağız. Ben muhtemelen savaş makinesini yükseltmeye alacağım ve yetiyor. Ee, duvar basacağız. Sıra seçtiriyor mu burada? Güzel. Sıra seçebiliyoruz. Şöyle bir. Şöyle iki. Yani yapacak başka bir şey gerçekten yok. Mecburen duvar basıyorum. Keşke bir tane daha işçi olsa daha farklı bir şeyler denerdik ama Evet. 1.4, 2.4, 3.1. Bir sıra daha basalım. Depomuz dolup taşmasın saldırı yaptıktan sonra. Aynen. Tamam. Şunları da alalım. Bunlar da kalmasın. Şunu da 7. seviyeye yolluyorum. Şuradaki iksiri de oluyor. Ben buraya zaten bir daha muhtemelen 5 ay sonra gelirim arkadaşlar. Bir taşa satacağım. Sat gitsin ulan ne iksirmiş arkadaş. Makineyi bastık ona rağmen şey yapmadı. İki gün sonra laboratuvar boşa düşecek. Bebek ejderi bir seviye daha atlattırırız. Evet vaziyetler bu şekilde. Ey vatandaşlar umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Son olarak bir reklam daha yapayım. Kan e, kırır kardeş kanalımıza hepinizi beklerim. Birbirinden farklı oyunlar oynuyoruz. Açıklamalar kısmında link var, yorumlara da koyuyorum. Kan kırır kardeşi yazarak da bulabilirsiniz. Bu oralarda Star diye e sardım. Acayip güzel bir oyun. E, benziyor yani Clash of Clans'a veya hafiften bir benzeme durum var ama daha çok çiftlikle alakalı. Beklerim yani. Diyelim beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bye.